İsmim Mehmet Sıdık Arslan. Diyarbakırlıyım. 45-50 arası, 50 yıl arasındadır bu mesleği yapıyorum. On binlerce cilt yaptım. Her türlü ciltleri ciltledim. Anladın? Ondan sonra genelde Kur'an-ı Kerimler. Hani Kur'an-ı Kerim yap. Hani Kur'an-ı Kerim'e hizmet. Bunu samimi söylüyorum. Hani amaç Kur'an-ı Kerim mesela yüklenmiş halde geldiği zaman, bu şekilde geldiği zaman, onu yaptığım zaman inan ki çok mutlu oluyorum. Nasıl ki bir doktor bir hastasını ayağa kaldırıyor ya, hastadır geliyor, hasta ayağa kalkıyor, mutlu oluyor. Ben de bu Kur'an-ı Kerimleri böyle yıpranmış halde geldiği zaman yapıyorum. Baktığım zaman çok hoşuma gitti. Ortaokul yıllarında, 12-13 13 yaşlarında falan başladım bu işe. Yok, her çeşit cilt yaparım, her çeşit. Envai ciltler geldi geçti, hepsini yaptım. On binlerce cilt, yıllarca yaptım. Yani mutluyum, kendi mesleğimi de çok seviyorum. Anam, bunlar, bu mesleği de yapan pek fazla kalmadı. Onlar ortalama 4-5 kişiye var ya. Bunlar, bu bizim makine 25 yıldır ben bunu kullanıyorum. Eskiden biz karşıdaydık zaten. Orada yapıyordum. Sonra geçtik bu tarafa. Burası bir atölye olarak kullanıyoruz bunu. Sesine yerimiz karşıdır. Yıllarca yapıyoruz bu işi. Valla ekonomik olarak tatmin edici ekonomi yok. Ben sana söyleyeyim. Emekliyim 7500 lira. Maaş alıyoruz. Buradan ne gelirse işte. Sesini burayı geliştirmek istiyorum. Devlet bize biraz kredi verirse, ben bir iki tane makine var, onu almak istiyorum. Yani devlet bize yardımcı olsa iyi olur. Vallahi sebepleri nasıl? Eski gibi cilt de yok. Kimse getirip cilt yapmıyor. Yani ciltleme yapıyor. Mücellit cilt yapmıyor. İşte Kur'an-ı Kerimlerden başka diğer ciltler, çok meraklısı olmayan getirme ciltini yapmaz. Fakat genelde Kur'an-ı Kerim, hep Kur'an-ı Kerim. Cilt gelir. Bak bunu bu şekil. Çok yıpranmış. 3-4 gün onları kalıba bırakırız. Kalıba bıraktıktan sonra o demliği alır. Demliği aldıktan sonra onu makine etraflarını tıraşlarız. İşte şimdiki yaptığım cildin en iyisini yapıyorum. Şimdi o bizi etkilemez. Şimdi el emeği var ya. El emeği ile yapılan bizim bu mesleğimiz hep el emeğidir. Bir mukava kesimi, bir cilt tıraşlanması, giyotinle cilt tıraşlanması. O ikisi makinedir. Diğeri hep el emeğiyle. Hani bizi etkilemez. Teknoloji, hani cilt atölyesi, tabii büyük cilt atölyeleri var mesela İstanbul, Ankara'da. Adamlar bir seferde milyonlarca cilt yapıyorlar. O ayrıdır. Bizim kendi gücümüze göre yaptığımız cilt bizi etkilemez. Biri aldığımız malzemeyi şimdi 5'e alıyoruz. Bak 1-5. Çok, hani malzeme gerçekten çok. Cilt bezi, mukava, karton, bunları kullanıyor. Ya tutkal, çok arada da bak falan. Tabi muhakkak fiyatı etkiler. Tabi adam değil. Mesela değil, ben geçen sene bu kadara yapıyordum. Bu sene niye öyle oldu? Ben de malzemeyi ona göre alıyorum. Malzemeyi birken 5'e alıyorum. Ona göre uyguluyorum. Hani.